Burası normalde deniz. Gediz Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla oluşmuş 2 milyon yılda meydana gelen bir alan. Mesela İzmir'in kuzeyine bakın. Menemen'in arkası dağlar, Karşıyaka'nın arkası dağlar. Baktığınızda bütün İzmir aslında dağlarla çevrili bir alan. Ortası çukur. O çukurda körfez var ve bu delta var. Yani düzlük hiçbir yer yok İzmir'de 2 milyon yıl önce gelseniz buraya. 22 tane akarsu İzmir körfezini sürekli alüvyonlarla besliyor. Bunların en büyüğü Gediz Nehri. Gediz Nehri sürekli buraya alüvyon biriktiriyor ve bu biriktirdiği alüvyonlarla 40 bin hektarlık bir alan oluşuyor. Benim ismim Göker Yarkın Yaraşlı. Profesyonel turist rehberiyim. Aynı zamanda kuş gözlemcisiyim. Doğa koruma veya alan savunma gibi faaliyetlerde bulunuyorum. Bu ikisini birleştirdiğim bir alan olan şu andaki Flamingo Yolu tekne turunda ve otobüs turunda rehberlik yapıyorum. Profesyonel olmasa da kendi çapımda işte kuşları sınıflandırdığım bir çocukluk dönemim var. Ondan sonra da tabii Doğa Derneği ile tanıştım üniversite yıllarında Ankara'da. Orada da sağ olsun arkadaşlar içimde bulunan o kuş merakını alevlendirdiler. İşte hadi gel bizimle bir gözleme gel, hafta sonu işte Mogan'a gidiyoruz sen de gel diyerek beni aralarına kattıkça tabii o dünyanın çok daha büyük olduğunu gördüm. Ama ondan sonrası kuşlar üzerinden aslında doğaya biraz sıçradı. Kuşlar tek başına aslında bir şey anlam ifade etmiyor. Oradaki göl olmadığı zaman kuş oraya gelmiyor mesela. Onu görünce bu sefer gölün orada neden kaybolduğu üzerine kafa yormaya başladık ve şu anda da Büyükşehir Belediyesi'nde İzdoğa firmasının seyahat acentasında turlarda rehberlik yapıyorum. İzmir'in doğasının insanlara aktarabileceğimiz tur paketleri oluşturup işte Flamingo Yolu bunlardan ilki başlayanlar ama İzmir'in dağlarından, göllerinden, denizlerinden insanlara ulaştırabileceğimiz paketler hazırlayıp bunları insanlara sunuyoruz şu anda. Bu turda 40 bin hektarlık Gediz Deltası'nın küçük bir kısmını göreceğiz. Burada alüvyonların biriktirmesiyle oluşan bir karanın, bir ekosistemin bütün halinde bir zincirin parçaları gibi yaşadığı doğal elde değmemiş bir alan göreceğiz. Kuş cenneti olarak biliniyor genelde burası ama kuş cenneti çok sınırlı bir kavram ve sanki böyle bir şey algısı yaratıyor insanlarda. Bir yere gidiyorsunuz orada her taraf kuş ve işte böyle bir cennet gibi bir yer. Kuşlar böyle saksının içerisindeki bitkiler gibi hareketsiz canlılar değil. Bunlar sürekli körfezi gezen, etrafta nerede besin bulurlarsa oralara giden ve grup halinde yaşayan canlılar. Nerede bulunuyorlarsa orası o an cennet oluyor. O yüzden kuş cenneti yerine biz Gediz Deltası resmin tamamını insanlara göstermeye çalışıyoruz. Çünkü burası bataklı, kıyı bataklıklarıyla, tuzcu çayırlarıyla, sazlıklarıyla, azmaklarıyla büyük bir delta ekosistemi. Şimdi bu tuzdan çok yoğun olan, denizin üstünde biriken o alüvyonlara işte bu tuza çok dayanıklı, susuzluğa çok dayanıklı bitki deniz börülcesi hemen buraya tutunuyor. Sonra bu buraya böyle çevirdikçe, buraya gelen yeni alüvyonlar biriktikçe biraz daha arkalarda mesela böyle kaya korukları. Bunlar zaten restorana gittiğinizde buna 500 lira ödersiniz. Bunu bilen var mı? Tamarix tamarix veya işte bu İzmir ılgını. İzmir'e endemik bu ılgın ve bu süksesyon dediğimiz bu gelişimin önemli bir ayağı da bu ılgın. Çünkü ılgın çalılıktan artık şeye çıkıyor. Bakın deniz börülcesi ve kaya koruğu ağaç olamıyor ama ılgın yavaş yavaş böyle ağaçlaşmaya başlıyor. Bu süksesyonun son halkasında da zeytin var. Atası delice olan
Zeytin de yine bu sürecin bir parçası. Karşıyaka, Çiğli ve Menemen tamamen alüvyonlarla oluşan bir bölge ve buralarda çok önemli kuş popülasyonu var. Yerde üreyen kuşlar için burası yumurtlama alanı. Şu an cılıbıtlar var burada. Cılıbıtlar, mahmuzlu kız kuşları, koca gözler, tepeli toygarlar, tarla kuşları bu deniz börülcelerin aralarında yuva yapıyor. Burada bugüne kadar 300 farklı kuş türü tespit edildiğini biz geçmişteki kayıtlardan itibaren biliyoruz. Ve bunların yaklaşık 113 tanesinin burada ürediği tespit edilmiş. Bir delta ekosistemi olduğu için tatlı su, tuzlu, tuzlu su ve acı sulardan oluşan büyük bir ekosistem var burada. Ve şu anda 40 bin hektarlık alanda biz Ramsar Sözleşmesi'yle korunmuş ulusal öneme haiz bir sulak alandayız. Onun sınırları içerisindeyiz. Ramsar Sözleşmesi 1970'li yıllarda İran'da imzalanan ve dünyanın bütün sulak alanlarının dünyanın ortak mirası olduğu anlayışıyla imzalanmış bir sözleşme. Ve buna imza koyan ülkeler kendi bünyelerindeki sulak alanları koruyacaklarına dair bir taahhütte bulunmuşlar. Ve Türkiye'de buna imza atan ülkeler arasındadır. O yüzden şu anda Türkiye'de 14 tane ulusal öneme haiz sulak alan vardır. Bunlardan bir tanesi de Gediz Deltası. İzmir'de birçok mahalli sulak alan da vardır. Ve bunlar da aslında Gediz Deltası'nın küçük prototipleridir. Çünkü Gediz Deltası yaklaşık 2 milyon yıldır Gediz Nehri'nin buraya akmasıyla oluşmuş ve tamamen alüvyonlarla kaplı büyük bir alan. Yani Menemen, Çiğli ve Karşıyaka dediğimiz bölge Yamanlar Dağı ve Dumanlı Dağ arasından gelen Gediz Nehri'nin alüvyonlarını biriktirdiği bölge. O yüzden çok verimli bir ovaya sahip. Gediz Nehri'nin yatağı defalarca değiştirilmiş daha önce. Çünkü bahsettiğim gibi çok alüvyon taşıyor ve körfezin sığlaşması gibi bir probleme sebebiyet veriyor. Bu aslında bir yandan bir canlılık katarken şehre, çünkü delta'yı oluşturuyor ve delta'da muazzam bir yaşam var. Fakat bir yandan da ticaret, İzmir Limanı kapanıyor, büyük gemiler giremiyor ve çok sığlaşma problemi var. Bunu da engellemek için son kez Osmanlı döneminde 1800'lü yılların sonlarında yatağı değiştiriliyor ve bugün Mavişehir yakınlarında olan yatak Foça Menemen arasındaki Kırdeniz dediğimiz bir bölgeye aktarılıyor. Şu an hala oradan Ege Denizi'ne, yani İzmir Körfezi'ne ulaşıyor. Bu bağlamda da artık alüvyonların daha kuzeye biriktiriyor şu an. Tabii Gediz Deltası şu anda ciddi birçok tehditin bir arada bulunduğu bir alan. Tatlı tuzlu su ekosistemleri eski dengesinde değil. Başka bir sorun kirlilik. Gediz Nehri Kütahya'nın Murat Dağı'ndan doğup İzmir Körfezi'ne dökülüyor. 402 kilometre boyunca akan bir nehir. Tabii üzerinde çeşitli barajlar, göletler, sulama kanalları var. Ve uğradığı şehirlerde, ilçelerde çok fazla sanayi atıklarına maruz kalıyor. Gediz Nehri'nin temizlenmesi İzmir'deki yönetimin veya yönetimlerin tek başlarına başarabileceği bir konu değil. Sadece İzmir'de olan bir nehir değil çünkü. Burada kirlilik var, kuraklık var. Aynı zamanda habitatların tahribatı var. Çünkü bir müthiş bir şehirleşme var ve şehir bu tarafa doğru geliyor. Bunu durdurmak zorundayız. Çünkü burayı kaybedersek İzmir'deki yaşamı kaybederiz. İzmir'deki bizim soluduğumuz oksijenin de çok büyük kaynaklarından bir tanesi burası. Siz şimdi hiç ağaç görmüyorsunuz etrafta. Yok, çünkü burası delta habitatı. Burada ağaç olmaz. Ama dünyadaki üretilen oksijenin çok büyük bir oranı, %90'a yakın dünyadaki üretilen oksijenin su yosunlarından ve bitkilerden geliyor. Denizlerdeki bitkilerden geliyor. Yani soluduğumuz havaya bile bizim aslında katkısı olan bir alan. Aynı zamanda yediğimiz balığın da dünyaya geldiği yer Gediz Deltası. Çok sığ bir deniz olduğu için buradaki balık türlerinin de
nesillerin devam edebilmesi için burada endüstriyel balıkçılık faaliyetleri yok. Onun yerine geleneksel balıkçılık yöntemleri dediğimiz atadan, dededen, yüzlerce, binlerce, belki de ne zamandan beri burada yapıldığı bilinmeyen yöntemlerle balıkçılık yapılıyor. Ağ dediğimiz yöntem, olta dediğimiz yöntemlerle yapılıyor ama çok ilginç ve çok az sayıda insanın yaptığı kargılı ağ dediğimiz bir ağ yöntemi de burada buraya özgü yöntemlerden bir tanesi. Neden önemli? Çünkü balık çeşitliliğinin devam edebilmesi için onların yaşadıkları habitatların bozulmaması lazım. Kıyı balıkçılığı ve geleneksel balıkçılığı yapan balıkçılar bütün hayatlarını buradan kazandıkları için zaten bir kere anlayış olarak bunu yok etmemek üzerine bir tasarımları var. Yani burada hem dil balığı çıkar, hem barbun çıkar, hem levrek, çupra, kofana, granyöz, işte sübye, ahtapot gibi onlarca balık türünün burada biz yıl içerisinde dönem dönem bazılarının artıp bazılarının azalarak olduğunu biliyoruz. Bu alan gördüğünüz gibi muazzam değerli, muazzam bir biyoçeşitlilik var. 300 tane bugüne kadar kuş türü tespit edildi. Sadece kuş türü bakın. Buradaki endemik türler, bitkiler, buradaki yaşam görüyorsunuz. Deniz börülcesi topluyorlar, balıkçılık yapıyorlar kıyıda. Binlerce flamingo var vesaire. Hadi o flamingoları görmeye gidelim. Şu an 60 binin üzerinde flamingo bu bulunduğumuz alanda yaşıyor. Dünyadaki her 10 flamingodan bir tanesi burada yaşıyor. Bu popülasyon dünyanın çok önemli popülasyonlarından bir tanesi. Ve burası yine dünyanın en önemli üreme alanlarından bir tanesi flamingolar için. Türkiye'de iki noktada ürüyor flamingolar. Bir Tuz Gölü, bir de Gediz Deltası. Her yıl ortalama 15 ila 20 bin arası flamingo İzmir'de dünyaya geliyor. Gediz Deltası'nda dünyaya geliyor. Bahar aylarında erkekler dişileri etkilemek için kur dansı yapıyorlar. Hatta flamenko denilen müzik aslında flamingonun hareketlerinden esinlenerek üretilmiş bir müzik türü. Bir flamingo canlısının dişisini etkilemek için, erkeğinin dişisini etkilemek için o kur dansı sırasında 136 tane ayrı figür yapabildiği tespit edilmiş. Ve şu yine şöyle bir tespit de var. Bu 136 figürden ne kadar çok yapabilirse bir erkek o kadar fazla eşleşme şansı artıyor. Bir dişinin onu seçme şansı artıyor. Yani iyi dans demek iyi ilişki demek. O yüzden flamingolar kur dansını çok önemsiyorlar. Eşler birbirini seçtikten sonra çiftleşip Mayıs ayında bizim bu bahsettiğim yapay üreme adasına gidip orada yuva yapıyorlar. Bunun içerisine tek bir yumurta bırakıyorlar ve erkek dişi birlikte nöbetleşe kuluçkaya yatıyorlar. Haziran ayının başında yavrular çıkmaya başlıyor ve o yavrular bir 10 gün 15 gün sonra bir araya gelip kreş dediğimiz birliktelikler oluşturuyorlar. Çünkü anne baba beslenmek zorunda. Onlar uçamıyor kuşlar henüz ve adada bırakıyorlar kuşları. Ama başlarında da onların güvenliğinden sorumlu henüz üreme çağına gelmemiş genç flamingoları bırakıyorlar. Onlar hem onların güvenliklerinden sorumlu oluyorlar hem de gün içerisinde onlarla oyun oynuyorlar. İşte adım atmayı, kanat çırpmayı, beslenmeyi falan öğretiyorlar. Birbirleriyle ilişkiler kurmayı. Ve sonra da akşam olunca anne baba tekrar adaya geliyor. O 15-20 bin yavrunun içerisinden kendi yavrularını elleriyle koymuş gibi buluyorlar ve alıp yuvalarına getirip onları besliyorlar. Beslenme yöntemleri de farklı. Bir sıvıyla besliyorlar. Yani bütün gün burada yedikleri bu Artemia salina dediğimiz pembe renkli karidesleri vücutlarında dönüştürüp bir sıvıya
çeviriyorlar ve pembe renkli bir sıvı ile yavrularını besliyorlar. Sığ sularda gagalarını çamura sokup çamurun içerisindeki Artemia salina denilen tuzcul bir karides türü var. Kepçeliyorlar. Gagaları özel dizayn edilmiş onun için. Süzgeç görevi görüyor. Kanatları bu Artemia'yı yedikçe pembeleşiyor. Nüfusun %5 ila 10 arasının gezgin olduğunu biliyoruz. Kendi alanlarını keşfetmeye çıkıyorlar. Yani beslenme alanları Akdeniz'in etrafında yer alan ülkelerin sulak alanları olduğu için başta Türkiye olmak üzere Yunanistan, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, İsrail gibi ülkelerin sulak alanlarına gidip oradaki flamingo popülasyonunun aralarına karışıyorlar. Flamingoların zaten ta antik Roma'dan beri çok önem verilen hayvanlar olduğunu diyoruz ama o zamanki önem başka bir önem. Çünkü başlıca zenginlik göstergelerinden bir tanesi flamingo dili yiyip yememek. Yani zenginler flamingo dili yiyerek kendilerini çok zengin hissediyorlar. Nereden çıktığını bilmediğim bir şeyle, bir bilgiyle flamingoların da allı turna olduğuna dair bir bilgi dolaşıyor. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum ama bilimsel olarak bunun böyle olduğunu ispatlayan bir çalışma veya böyle bir bilimsel makale önümüze gelirse biz de kabul ederiz. Hani flamingo demektense allı turna demeyi tercih ederiz ama şu anda tercih etmiyoruz. Değil. Kırmadan, dökmeden insanları. Burada tabii sadece flamingolar değil, sumru, karagagalı sumru, hazar sumrusu ve küçük sumru gibi dört farklı türden oluşan sumruyu yine ağırlayan ve onların üremesine imkan veren yine eşsiz bir alandayız. Tepeli pelikanlar. Özellikle Avrupa nüfusunun %10'unu barındırıyor burası ve onlar da yaz kış 200-250 civarı tepeli pelikan bu deltayı mesken edinmiş durumda. Gediz Deltası'nın dünya doğa mirası yapabilmek için nesli küresel ölçekte tehdit altında olan tepeli pelikanlar da kriterlerden birini sağlamasına yardımcı oluyor buranın. UNESCO'nun 3 farklı miras kavramı var. Bir tanesi kültürel miras, bir tanesi doğal miras, bir tanesi de karma miras. Biz de Türkiye'den ilk doğal miras olmak için UNESCO'nun başvuruda bulunduk. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bundan 3,5 yıl önce kadar. Fakat bu başvuruları hükümetler yapabiliyorlar. Dolayısıyla bizim başvurularımız şu anda hala ulaşmış değil UNESCO'nun merkezine. 2017 yılında İzmir Körfezi Geçiş Köprüsü isimli bir proje ÇED olumlu raporu aldı. 158 tane beton ayak çakılarak karşı incir altına bu körfezi çamura bulayacak bir proje vardı. Doğa Derneği, Ege Çevre Platformu ve 85 tane İzmirli vatandaş ki bunlar da Doğa Derneği ve Ege ÇED üyeleriydi zaten. Dava açarak mahkemeye ÇED raporunun iptali yönünde bir istemde bulundular ve mahkeme haklı buldu. Burayı bizim mevzuatımız artık koruyamıyor diye Birleşmiş Milletler, UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine burayı sokalım. 4 kriteri var ve 4'ünü de karşılıyor. Birini karşılasa bile burası doğa mirası alanı seçilebilirken 4 kriterin 4'ünü de karşılayan bir alan. Kendi ilgi alanım ve hobim olduğu için, severek yaptığım için zaten öyle denk geldi. Herkes sevdiği işi yaparsa bence... Benim ofisim buralar işte.